Üçüncü bir nokta burada, bir yer ne zaman Darül Küfür veya Darül İslam olur? Bu konuda mezhep imamlarının, mezhep alimlerinin görüşlerini nakletmek istiyorum ki bugünkü insanların düştüğü hatalara insanlar düşmesinler diye. Yani bu malum bir şey. Biz marjinal bir görüş iddia etmiyoruz. Biz farklı bir görüş iddia etmiyoruz. Bilakis biz selefin, ümmetin üzerinde ittifak ettiği meseleyi anlatıyoruz. Ebu Bekir Hallal İmam Ahmet'ten naklediyor ki bu kıssayı, bu rivayeti genellikle birçok kişi nakletmiyor İmam Ahmet'ten. İmam Ahmet'le alakalı bu rivayetin ardından bazıları tenkitler getiriyor. Diyorlar ki şayet burada kastedilen görüş doğru olmuş olsaydı o zaman İmam Ahmet'in buradan hicret etmesi gerekirdi gibi söylemler var. Bunlar tamamıyla işte aklın uydurduğu şeyler. Yani illaki bir yer Darül Küfür oldu diye oradan hicret edeceksin diye bir şey yok. Gideceğin başka daha güzel bir yer yoksa hicret edeceksin diye bir şart yok. Dolayısıyla Hallal bunu İmam Ahmet'in itikadını anlattığı risalesinde çeşitli meseleler diye bir bölüm var kitabın sonunda, orada naklediyor. Diyor ki Kur'an'ın yaratılmış olduğu kaderi inkar ve buna bağlı her şeyin ondan ortaya çıkması halinde orası bir küfür ülkesi olur, Darül Küfür olur diyor. İmam Ahmet bunu oradaki halka söylüyor. Yani ne demek istiyor? Yani diyor ki Darül Küfür'ün olması için şu şartlar gerekiyor. Bidatlar, itikadi bidatlar yayılırsa, mesela Kur'an'ın mahluk olduğu kaderi inkar meseleleri yayılırsa, bu konuda icra iyice yayılırsa o zaman orası Darül Küfür olur diyor. İşte irca ehli bu rivayeti kabul etmiyor. İrca ehlinin bu rivayeti kabul etmemesi çok ilginç. Çünkü bu rivayeti destekleyici çok sözleri var İmam Ahmet'in yani. Hatta talebelerinin çok görüşleri var. Onları da zaten nakledeceğim yani. Bakın şimdi bu rivayet size basit gelmesin kardeşler. Düşünün bir yer ne zaman Darül Küfür olur diye bir soru sorulursa İmam Ahmet diyor ki Kur'an'ın mahluk olduğu yayılırsa, kaderi inkar yayılırsa. Dikkat edin buraya. Bahsettiğimiz yer normalde İslam'ın hükümleriyle hükmediyor ha. Ama bugün bizim ülkemizde şirk her yere yayılmış, Allah'ın hükmüyle hükmedilmiyor. Adamlar kendi kafalarından buraya neredeyse Darül İslam diyecekler. Kimi bazıları da diyor yani. O sebepten dolayı bu rivayet önemlidir. Bununla beraber İbn-i Muflih, Hanbelilerin alimlerinden diyor ki Darül İslam'ın ve Darül Küfr'ün tahkiki hakkında bir fasıl açıyor oraya. Müslümanların ahkamının galip olduğu her dar Darül İslam'dır. Aynı şekilde bunun zıttı olarak kafirlerin hükümlerinin galip olduğu yerler ise Darül Küfür'dür, Darül Harp'tır diyor. Bunu İbn-i Muflih söylüyor. İbn-i Kudame bu meseleyi anlatırken diyor ki ne zaman bir belde ahalisi irtidat edip o beldede onların hükümleri icra edilirse o belde Darül Harp olur diyor. Yine Hanbelilerden Hicavi şöyle diyor. Darül Harp içerisinde küfür hükmünün galip olduğu yerdir diyor. Küfür hükmünün galip olduğu her yer Darül Harp ve Darül Küfür'dür diyor. Burada İmam Ahmet'in mezhebinde zaten hiçbir ihtilaf yok. Çok net bir şekilde yine İslam'ın hükümlerinin geçerli olmadığı, küfür hükümlerinin geçerli olduğu yerler ve bidatların, itikadi bidatların çokça yaygın olduğu yerler Darül Küfür'dür diyor Hanbeli mezhebi. Malikiler de bu konuda çok netler. Malikiler derler ki İmam Malik'ten bir rivayet var. Diyor ki görmez misin? Görmez misin ki Bilal efendisinden önce Müslüman olmuş, Ebu Bekir radıyallahu anh onu satın alarak azat etmiş de o beldede yani Mekke ise o zamanlar Darül Harp idi. Zira orada o gün cahiliye hükümleri galip idi diyor. Ne demek istiyor? Yani cahiliye hükümlerinin galip olduğu yerler Darül Harp'tır, Darül Küfür'dür diyor İmam Malik. Bunun dışında El-Kurraşi der ki Darül Harp harbilerin hakim olduğu yerlerdir diyor. Bunun dışında Ed-Dusuki der ki Darül İslam içerisinde İslam şiarları, İslam'ın hükümleri ikame edildikçe orası Darül Harp'a dönüşmez diyor. Ama dönüşmezse bunun zıttı olarak bakıyoruz ki
İslam'ın hükümleri icra edilmiyorsa orası darül harbe dönüşür diyebiliriz. Bu konuda anlattığım meseleleri anladıysanız Malikiler ve Hanbeliler bu konuda zaten hiçbir tafsilat yapmadan kesinlikle Allah Azze ve Celle'nin hükmünün geçerli olmadığı yerleri darül harp, darül küfür diye isimlendiriliyor. Ancak burada sonraki Şafilerde bir detay var, bir ayrıntı var. İmam Şafii El-Um'da şöyle söylüyor. Uzun uzadıya Mekke'deki durumundan bahsederken, Mekke'deki mustazaflardan bahsettikten sonra, tevhid akidesi, şirk akidesinden bahsettikten sonra Mekke için şunu söylüyor. Çünkü orası Mekke daru şirktir diyor. Daru şirktir. Bahsediyor. Ondan sonra Mekke'nin daru şirk olduğunu söylüyor. Ne demek bu? Demek ki bu bahsedilen işkencedir. Konuşmanın rahat olmadığıdır. İslam'ın hakkıyla anlatılmadığı yerlerdir. Allah'ın hükmünün geçerli olmadığı yerlerdir. Bunların hepsini düşündüğün zaman böyle bir yer daru şirktir. Darül küfürdür, darül harptır demek istiyor El-Um'da İmam Şafii. Bunun dışında kardeşler, Şafilerin bir kısmı bazı şartlar getirmişler. Genel olarak onlar da İmam Ahmed'in, İmam Malik'in mezhebine uymuşlar ama demişler ki şayet bir yer darül İslam olursa orası artık darül küfür olamaz. Ne demek bu? Örnek vereyim, Türkiye darül İslam oldu ya bir dönem. Artık darul şirk, darul küfür olamaz. Bu görüş doğru bir görüş müdür? Hayır, bu görüş doğru bir görüş değildir. Zaten Şafilerin içinden bazı kimseler bunun zahiri üzere darul küfür olacağını söylemişler. Sadece hükmen biz buraya darul küfür diyemeyiz demişler. Bunun sebebi de şudur. Bakın, örnek verecek olursak, eğer bu kaideye göre hareket edersek, bugün işte İspanya diye bildiğimiz Avrupa ülkesi, eskiden İslam devletiydi, Endülüs İslam devletiydi ama şu anda İspanya. İslam'la uzaktan yakından alakası yok. Bu mantığa göre orası Darül İslam olması lazım ki öyle bir şey imkansız. Veya bir örnek daha verelim. Mesela şu anda Filistin'de kurulan Siyonist İsrail devleti. Orası eskiden Darül İslam'dı. Evet, Müslümanların yaşadığı bir yerdi. Ne oldu şimdi? Yahudiler geldiler, orayı aldılar. Şimdi biz oraya Darül İslam mı diyeceğiz? Hayır, orası Darül Küfür, Darül Şirk'tir. Dolayısıyla akılla da çelişiyor. Yani böyle bir şeyi kimse kabul etmiyor. Dolayısıyla böyle bir mesele doğru değildir. Ama bunu niye zikretmişler? Neden böyle bir şey demişler? Bazı alimler şöyle gerekçeler getiriyorlar. Diyorlar ki, birincisi diyorlar, Şafilerin bunu söylemesinin sebebi orası Müslümanların toprağı olduğu için. Çünkü Müslümanların toprağı, hani kendilerinin dışına çıkartmak istemediler. Burası onlara aittir demek istemediler. İkincisi, Müslümanlar tekrar orayı ele geçirsinler. Eğer orada yaşayan çoğunluk Müslüman ise orayı tekrar ele geçirip orayı tekrar İslam'a çevirsinler demek için bunu söylemişler. Üçüncü, insanları bu konuda teşvik etmek için. Yani bak, burası darül küfür oldu. Darül küfür olduysa o zaman bırakın, ne hali varsa görsün dememek için. Orası darül İslam'dır, bizim topraklarımızdır. Oraya gidin, tekrar orayı almak için mücadele edin demek için. Başka bir gerekçe, genellikle demişler yeni olduğu için imamlar kendi zamanlarına göre bu fetvaları vermişler. Şu zamanda bu meseleleri görse, bir İspanya'yı görse, bir İsrail'i görse, bir Hindistan'ı görse bu fetvaları verir miydi? Vermezdi diyorlar. Subki var mesela Şafilerin büyüğünden. Bu sözleri değerlendirirken diyor ki hayır diyor, buralar normalde zahir üzere darul şirk, darul küfür olur ama hükmen biz onu diyemeyiz diyorlar. Yani genel olarak aynı şeyleri söylüyorlar. Aynı şeyleri söylüyorlar. Şafiler de bu konuda aynı şeyleri söylüyorlar diyebiliriz. Hanefilere gelecek olursak bu konuda İmam Ebu Hanife'nin dışındaki bütün Hanefiler de bizim gibi söylüyor. Yani İmam Malik'in dediği gibi, İmam Ahmed'in dediği gibi söylüyor. Üç mezhebin söylediği gibi söylüyor. Ama İmam Ebu Hanife bu konuda şunu söylüyor. Diyor ki mesela, bir yer ne zaman Darül İslam'dan Darül Harbe dönüşür diyor mesela. Diyor ki beldede kafirlerin ahkamı geçmesi lazım diyor. Şu anda genel olarak geçiyor mu? Geçiyor. Hemen o arada da biz soralım yani. Darül Küfre komşu olması lazım. Darül Küfre komşu zaten. Ya bize göre hepsi, yani hiç çıkarı yok da hadi onlara göre düşünüyoruz yani. Üçüncüsü, ne Müslümanın ne de zimminin emanının kalmaması lazım.
diyor İmam Ebu Hanife. Üç tane şart getiriyor. Ancak Ebu Yusuf İmam Muhammed'in şu görüşlerini naklediyor. Diyor ki Darül İslam içerisinde kafirlerin şirk ahkamını izhar etmeleriyle beraber Darül Harbe dönüşür diyor. Bitti. Daha bunun üzerine konuşmaya da gerek yok. Yani onun bütün talebeleri onun bu görüşlerine muhalefet ediyor ki onun görüşlerine göre de değerlendirsek buralar yine Darül Şirk ve Darül Harp olarak isimlendirilir diyebiliriz. Bununla alakalı Hanefiler daha sertler. Özellikle Darül İslam, Darül Küfür meselesini ayırırken onlar bu konularda daha sertler. Hatta bununla alakalı El-Kasani diye bir alim var. Kendisi şunu söylüyor. Diyor ki bizim Darül Küfür, Darül İslam tabirimiz darın küfür yahut İslam'a izafe edilmesidir. Bir yerin İslam'a yahut küfre izafe edilmesi İslam yahut küfrün üstün ve egemen olmasından dolayıdır. Bakın egemenliği kastediyor, egemenliği söylüyor. Yani kahir ekseriyet kime aitse, çoğunluk kimse, Allah'ın hükmü geçiyorsa geçmiyorsa ona göre değerlendirmişler. Bunun dışında da başka da bir şey söylememişler. Dört mezhep bunu söylüyor. Bakın farkındaysanız dört mezhebin getirdiği tek şart şu. Allah'ın hükmü geçiyor mu geçmiyor mu? Ona bakarız diyor. Eğer Allah'ın hükmü geçiyorsa, şeriat var ise, Allah'ın hükmüyle hükmediliyorsa orası Darül İslam'dır. Ama yapılmıyorsa orası Darül Küfür'dür. İtikadi bidatlar yayıldıysa, küfür yayıldıysa, İslam'ın şiarları yok olduysa oralar Darül Küfür ve Darül Harp'tir demişler. İslam alimlerinin cumhuru neredeyse tamamı bunu söylemişler. İbnül Kayyım bu meseleyi cem eden bir mesele söylüyor ki diyor ki İbnül Kayyım burada Şafilere de ve Hanefilere de bir atıf var. Diyor ki Darül İslam Müslümanların hakim olup İslam hukukuyla hükmettikleri yerlerdir diyor. Darül Harp ise içerisinde İslam hukukunun uygulanmadığı darlardır diyor. Velev ki Darül İslam'a bitişik olsun fark etmez diyor. Yani burada İmam Ebu Hanife'nin görüşüne bir atıf yapıyor. Velev ki Darül İslam'a bitişik olsun fark etmez. Hüküm neyse odur diyor. Bunu da bu şekilde aktarmış olalım. Evet. Peki bu isimlendirmeler neye göredir kardeşler? Hani dedik ya galebeye göre mi, çoğunluğa göre mi, hüküme göre mi? Burada bir karışıklık var. Çünkü her bir alim farklı lafızlar kullanıyor. Onu şimdi anlatacağım. Genel olarak alimler şunu söylemişler. Ne zaman bir beldeye Darül Küfür veya Darül İslam denir? Demişler ki hakimiyet kimdeyse o zaman demişler. Bu konuda da delil olarak şunu getirmişler. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı ve kendisi Hayber'i fethediyor. Hayber'i fethettikten sonra Hayber Yahudileri gelip diyor ki ey Allah'ın Resulü biz burayı sizden iyi biliyoruz. Burayı biz ekelim, biçelim, gelenlerin yarısını size verelim diyorlar. Müslümanlar da bunu kabul ediyorlar. Hayber'in %95'i Yahudi, %5'i Müslüman. Onların başında duruyor. Şimdi burası neresidir? Burası Darül İslam'dır çünkü Allah'ın hükmüyle hükmediliyor demiş alimler. Bunun dışında Medine içinde münafıkların, müşriklerin, Yahudilerin çokça olduğu bir yer olmasına rağmen Allah'ın hükmüyle hükmettikleri için oraya Darül İslam demişler. Bunların hepsi doğrudur. Burada güç kimdeyse, kuvvet kimdeyse, egemenlik kimdeyse, hakimiyet kimdeyse orası onun ismini alır demişler. Bu da başka bir ayrıntı.